Hatta ben Tahran Üniversitesi'ni gezmeye gitmiştim. Çünkü şundan merak etmiştim. Bütün eylemler Tahran Üniversitesi'nin de başlar. Cuma namazında orada bir cuma namazı alanı var. Yani iktidar karşıtı eylemler de Tahran Üniversitesi'nde başlıyor. Onu bastıran eylemler de orada başlıyor. Böyle ilginç bir yer Tahran Üniversitesi. Ve orada işte çok görmüştüm. Onu hatta İranlı tanıdıklara sormuştum orada. Kasım Süleyman'ın özellikle IŞİD'e karşı mücadelede İran'ın kült figürüne dönüştüğünü söylemişti. Yani popüler bir figüre dönüştüğünü söylemişti. Hatta o gün de aklıma hani duvarlardaki imajı itibariyle adeta İran'ın kurumsal Che Guevara'sı gibi bir intiba uyanmıştı. Bugün böyle bir sosyal Bugün de medyada evet. tweet Ki ona attınız tekabül değil ediyor. Hatta az önce Filistin'deki Fetih Tugayları da o Orta Doğu'nun Che'sidir diye bir açıklama yapmış. Yani ben ama onu böyle bir kurtarıcı figür olarak değil de İran duvarlarındaki imaj olarak mi? söylemiştim. İran'da öyle bir yaygınlık vardır. Gidenler görmüştür. İşte şu şehitler, bu şehitler diye heykeller ve duvarlarda fotoğraflar vardır. En çok o vardı. Şimdi tabii kişisel hikayesi de ilginç. Aslında akademiden gelen bir asker değil. Bir inşaat işçisi. İnşaat işçisiyken İran devriminin öncesinde Hamane'ye yakınlaşıyor ve onun teşvikiyle kendisine İran'ın doğusunda bugün hala sorun arz eden Afganistan sınırında bir örgütlenme kuruyor. İran-Irak Savaşı'na katılıyor. Ama 2011 öncesindeki bütün itibarı bu savaşlardan sonra İsrail'e karşı verdiği mücadeleden biliniyor. Çünkü İsrail'in Ve hep Arap sahada. dünyasına karşı kaybettiği tek bir savaş var. 2006'da Hizbullah'ın İsrail'e karşı sürdürdüğü, yanlış bilmiyorsam 33 gün savaşı diye bilinen o savaşın kendisi. Dolayısıyla o cephede bizzat gidip savaştı Kasım Süleymani. O savaşın kendisi İsrail'e karşı onu bir kült haline getirdi. Orada sadece o büyümedi. Aynı zamanda Nasrallah, yani Lübnan Hizbullah'ın lideri Nasrallah da büyüdü. Bu tarafta Filistin'de işte bir ucunda Hamas, diğerinde Filistin Kurtuluş Örgütü, İslami Cihat gibi örgütlerle de ilişki kurdu. 2011 sonrasında ise Irak ve ardından Suriye'deki IŞİD'e karşı mücadelenin Şii dünyasındaki figürüne dönüştü. Kaçınılmaz olarak Irak'ta IŞİD'in yenilmesi, Musul'u ele geçirmiş ve orada devletini ilan etmişti. Onun yenilmesi ve ardından Suriye'ye de bunu taşımış olması, birincisi İsrail açısından, ikincisi Amerika açısından, kaçınılmaz olarak IŞİD açısından da imha edilmesi gereken bir figür haline getirdi. Kasım Süleyman'ın varlığı İsrail için her zaman için bir riskti. Bugün işte gerek sosyal medyada gerekse Türkiye'deki İslamcı hareketlerin yaklaşımına baktığımda, genel olarak hatta tarikat liderlerine de baktığımızda, genel olarak Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden derin bir haz duyduklarını, açıkça sevindiklerini görüyoruz. Bunu ben biraz da tabii mezhepçi yaklaşımlarına bağlıyorum. Özellikle Irak ve Suriye'de Kasım Süleyman'ın öncülük ettiği hareketin Şii orijinli olması, diğer taraftan onun mücadele ettiği işte Selefi yapılanmaların Sünni karakterli olması nedeniyle, bunun mezhep nedeniyle yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorlar ve mezhep temelli bir itirazda bulunuyorlar. Onu işte Müslüman düşmanı, hatta Ehl-i Sünnet düşmanı diye niteliyorlar. Derin bir sevinç içerisindeler. Ben bu kadar sevinci, yani dünyanın herhangi bir İslam ülkesinde hiçbir İslamcı harekette görmüyorum. Sadece herhalde Suudi Arabistan'da ve Türk İslamcılarında vardır. Amerika'nın bir İranlı bir Amerikan karşıtını öldürmesinden bu kadar keyif duysun. Ama öbür taraftan Filistin'e bakıyoruz. Mesela Hamas, İslami Cihat, Fetih Tugayları, oradaki sol tandanslı Filistin Kurtuluş, Halk Kurtuluş Cephesi, Halk Kurtuluş Partisi taziye yayınladılar. Şimdi bu nasıl oluyor? O Filistin'de Şii yok. Sünni karakterli yapılar bunlar. Ve onlar ise onu bir İsrail karşıtı olarak niteleyip Onlar solcu ama. Destekçisi olarak, Hamas solcu değil. Filistin Fetih Tugay'da değil. Şimdi bu yönüyle bakmak Çünkü gerek. Kendi cephesinden İşte tam olarak orada tam okumak da bu. Gerekir. Tam olarak evet. Kasım Süleymani tam olarak nereye tekabül etmektedir? Benim anladığım kadarıyla bir Amerikan karşıtıdır. Açık bir Amerikan karşıtıdır. Açık bir Yahudi düşmanı değil ama İsrail devleti karşıtıdır. Bununla beraber arkasında Suudi sermayesini de bulan El-Kaide'sinden ve onun türevi olabilecek bütün Selefi yapılanmaların karşıtıdır. Bu yönüyle Amerika mühim bir hasmını öldürmüş oldu. İsrail müthiş bir düşmanını kaybetmiş oldu. Nihayet bugün Trump'ın Amerikan bayrağı koymuş olması, efendime söyleyeyim, Netanyahu'nun bu büyük bir başarıdır demesi ancak böyle açıklanabilir. Fakat buradan
Öncelikle Türk İslamcılarına, dünyadaki İslamcı hareketlerine sevinç payı düşmez. Mutluluk düşmez. Düğün bayram yapmak düşmez. Helva dağıtmak düşmez. Bu ayıptır. Amerika'nın hedef aldığı özellikle Müslüman dünyasındaki bir figürü bu kadar ölümünden bu kadar sevinç duymak tuhaf geliyor buna. Bir diğer husus da şu. Bugün Amerikan Dışişleri Bakanı galiba Pompeo bir klip yayınladı. Bakın dedi, Iraklılar nasıl seviniyor. Bakın Suudi Irak ilk Amerikan işgalinde de Saddam'ın heykellerini böyle devirdiler. Böyle sevinç içerisinde devirdiler. Şimdi onu dikmeye çalışıyorlar. Şimdi oradan Saddam'ı olumlamak için söylemiyorum. Bence de katildi. Fakat ondan daha büyük bir katil tarafından alaşağı edildiğinde Irak bugünkü haline kavuştu. Dolayısıyla hele hele şu manzarayı vermemek lazım. Amerikalılar Kasım Süleymani'yi biz katil diye değil, biz işte gaddar diye değil, biz Sünni düşmanı diye öldürdük diye açıklamıyorlar. Bakın diyor, Iraklı Sünniler nasıl seviniyor. İslam dünyasının uyanması lazım. İslam dünyasının gözünü açması lazım. Amerikalılar bile öldürdükleri bir İranlının gerekçesini birkaç Iraklı Sünni vatandaşın sevinciyle açıklamaya çalışıyor. Tam da İslam dünyası yarasını arayacağı merhemi burada bulmak zorundadır. Müslüman toplumun mezhep kavgasına girmiş olması, mezhebi dinin önüne koymuş olması, mezhebi din diye belirlemiş olması İslam dünyasının tam da emperyalizm tarafından kuşatılmasının gerekçesidir. O nedenle bunu bile görmeden, bunu bile fark etmeden sadece temelde basit bir mezhep karşıtlığı üzerinden bölünmek kabul edilebilir durum değil. Hele hele Türkiye gibi bakın kırılgan kimliklerin olduğu bir ülkede Alevi Sünni kırılgan kimliklerin olduğu bir ülkede dolayısıyla Kasım Süleyman'ın Amerikan karşıtı, İsrail karşıtı bölgedeki El-Kaide ve benzeri IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadeledeki rolünü göz ardı ederek değerlendirme yapmak ilkelliktir. Bunu göz ardı ederek bir yorum yapmak, hele hele sevinmek, hele hele helva dağıtmak ilkelliktir. Saddam için göbek atanları tarih gülerek hatırlıyor. Tamam, şimdi önemli şeyler söylüyorsunuz ama bir taraftan da Amerika aslında bu suikastla amacına da ulaşmış oluyor. Yani bir kırılma yaratıyor çünkü hem tarihi açıdan bakıldığında. Amerika ulaşmış oldu. Netanyahu seviniyor. Bundan Türk İslamcısına ne kardeşim? Da. Şimdi ona o ikinci bölümde İsmail özellikle ona geleceğim. İsmail Bey'in katliamlardan haberi yok galiba. Ben neyden kesmek istemedim de. Neyden? Kasım Süleymani dediğiniz adam Şii hilalini Orta Doğu'da yaymak için özellikle görevlendirilmiştir. Halep'te, Guta'da, Musul'da birçok yerde özellikle Sünnilere yönelik katliam yapmıştır. Şimdi burada mezhepçilik yapan kesinlikle Türkiye'de ya da herhangi bir yerdeki Sünni gruplar değil. Burada mezhepçilik yapan maalesef Şii Hilali gibi bir manyaklığın arkasına düşmüş olanlar. Ve bunun üzerinden Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de Hizbullah olsun, Haçlı Şabi olsun ya da Husiler olsun doğrudan sivilleri hedef alan katliamlar yapanlar. Şimdi İsmail Bey öyle bir anlatıyor ki Kasım Süleymani böyle bir kahraman. Kesinlikle hiçbir... Ya bir sürü sivil katliam var ortada. Bakın Halep'te var, Guta'da var, bir sürü yerde var. Şimdi bunları görmeden, bunları ben bilmediğini zannetmiyorum. Bilmiyorsa da lütfen baksın, açsın okusun. Bir sürü haber var bununla ilgili. Şimdi zil takıp oynayan yok. Türkiye'deki İslami kesim çok iyi bilir ki, İsmail Bey'den de daha iyi bilir ki Amerika Saddam'ı da devirirken ya da Kasım Süleymani'yi de indirirken hiçbir zaman işte Müslümanlara yardım edeyim, demokrasi getireyim diye falan hareket etmiyor. Bunu en iyi biz biliyoruz. En iyi biz bildiğimiz için de her seferinde diyoruz ki bakın biz oyunu bozuyoruz. Yeri geliyor işte görüyorsunuz ulusal mutabakat hükümetiyle birlikte hareket ederek yeri geliyor Suriye'ye terör örgütlerine yönelik operasyon yaparak bunu yapıyor. Bunu yapan Türkiye'deki İslami kesimin aklıdır. Eğer o İslami kesimden hareketle konuşacak olursak. Tabi burada olay İslam'la, Şiilik'le ya da mezhep savaşıyla ilgili mi değil mi diye sorarsanız ben şunu söylerim. Recep Tayyip Erdoğan İran'la kurduğu her ilişkide şunu söylemiştir. Ben ne Şii'yim ne Sünni'yim. Ben Müslümanım kardeşim. Bitti. Ahmet-i Necat da buraya geldiği zaman ne oldu? Sultanahmet'te, safta. Bir Sünni imamın arkasında namaz kıldı. Ben de İran'a gittim. Ama problem şu, Türkiye'deki yaklaşımı orada göremedim. Türkiye'de Şii kardeşlerimizle ilgili, Caferi kardeşlerimizle ilgili herhangi bir sınırlama, sıkıntı, hiçbir şey yoktur. Ama orada Sünniler sıkıntı çekiyorlar. Cuma namazına giderken bile sıkıntı çekiyorlar. Ellerini bağlayarak namaz kılmaktan sıkıntı çekiyorlar.
Biz kılamadık mesela Hülya Hanım, çekindik. İsim vermeyeyim ama yine sizin gibi okuma yapan bugün bu suikastten şey sonra... Tabii. Şimdi bu tartışmalardan azade... Ya o katliamları biliyor musunuz İsmail Bey? Hocam, bilmiyorum. Ya benim bununla ilgili güzel... Yani Haçlı Şabi'nin katliamlarını biliyorsunuzdur. Şimdi Irak'ta 2010-2004 sonrasında boy veren şiddet dalgası şöyle bir şiddet dalgasıdır. Irak Tevhid el Cihad, sonra ilk Irak El-Kaidesi, sonra dönüşerek işi de varan bu kalıp şöyle düşünmüştür. Yakın tehdit, uzak tehdit. Amerika'yı uzak tehdit, onun elçisi diye gördüğü Şii Müslüman'ı yakın tehdit varsaymış. Bakın Amerika'nın üstüne değil, Şii camisine cuma namazında, bayram namazında bomba atmayı bir ideolojinin nesnesi haline getirmiştir. Bakın bu işte Talip şeyde El-Kaide'nin liderliğinde bile yoktur. O bile yani her ne kadar Şii Müslümandan saymasa bile onu hedef almayı öncelememiştir. Irak öyle bir araziye dönmüştür ki emperyalizmin müdahalesiyle, Amerika'nın müdahalesiyle öyle bir gaddarlığın, öyle bir mezhep karşıtlığının, mezhep düşman alanı olmuştur ki gitmişler bir beslemiştir izin verin, izin verin. İran beslemiştir. Yahut izin verin. Değil mi? Yani ya işte burada ne çıkaracaksınız? Mezhep kavgası çıkaracaksınız. ABD'nin kendisi İslam bir genel. Yani bak Haçlı Şabi'yi besleyerek, Haçlı Şabi'nin sivil katliamlarını besleyerek bunu yapmıştır İran, değil mi? O da olur. Yani burada kimse kimseye yaklamaya çalışmasın. Karşılıklı, bakın burada zaten karşılıklı. Haçlı Şabi'yi yaklamayın. Olmaz. Buradaki mezhep gerginliği, İslam dünyasındaki mezhep kırılganlığı o hale varmıştır ki Amerika bütün bölgedeki Irak ve Suriye'deki bütün sürekliliğini bunun üzerine dayamıştı. O yüzden Pompeo alın Iraklılar seviniyor diyor. Bak biz seviniyoruz demiyorlar. İran alın Iraklılar seviniyor diyor. Ve mücadele Irak üzerinden yapılıyor. Bir camiye bomba atabilecek kadar gözü dönmüş bir mezhep düşmanlığıyla karşı karşıyayız. İran, Afganistan, Irak işgallerinde bakın Ahmet İnecat'ın açıklamaları var. Hem Afganistan hem Irak işgallerinde biz Amerika'ya yardım ettik diyor. Ama ne yaptı? Sonra bizi düşman ilan etti diyor. Aynısını DAEŞ'le mücadele ediyoruz diye o Kasım Süleymani Amerika ile işbirliği yaptı. Amerikan zırhlıların arasında, korumaların arasında fotoğrafları var Kasım Süleymani. Sonra ne oldu İsmail Bey? Sonra arkasından nerede öldürdüler. Var ya? Niye? Nerede var? Var fotoğrafları. Nerede onun var? İçin bakın Amerikan korumaların arasında. Nerede var Amerikan korumaların arasında? İnternetten bakın canım bilmiyorum. Hayır öyle. Şimdi ya bunu anlamıyorum. Böyle. Kardeşim nerede var? Haçlı Şabi'yle. Ama böyle Haşli, olur mu? Bir saniye dur. Hayır bulmayın. Öyle yok. Öyle yok. Dedim geçti yok. Ya siz aklayın Kasım Süleymani'yi de ben şunu söylüyorum. Ya problem yok. Haçlı Şabi. Bizzat DAEŞ'e karşı savaşıyorum diye Amerika'dan destek almadı mı? Tamam da nerede yani Amerikan arabalarıyla gezmiş ya? Sivil katliamları da yaptı. Biz ya bunu da söylüyoruz. DAEŞ'le asıl mücadeleyi yapan Türkiye'ydi. Ama Türkiye'yi FETÖ'cüler ne yaptılar? Ben bir bitirebilir miyim? Tabii. Bitireceğim. Bakın şimdi ben şurada katılıyorum. Tamam. İsmail Bey diyor ki mezhep olmasın tabii. Kesinlikle olmasın. Ama burada yani tavşana kaç tazıya tut taktiği de yapmayacaksınız. Amerika burada İran'ı kullandı. Özellikle Haçlı Şabi, Hizbullah, Husiler gibi gruplar üzerinden sivil katliamları yapmak için kullandı. Kasım Süleymani dediğiniz adam da bunun en öndeki adamıydı. 22 yaşından beri o hareketin içinde olan bir adamdan bahsediyoruz. Yaşayan şehit diyorlardı buna. Tabii. Kendi de anlattı evet. Zaten. Şimdi bu adam ne yaptı? Sivil katliam yaptı. Mezhep savaşını çıkarmak için Amerika'ya yardım etti. Amerika nasıl ki Saddam'ı kullandı, işi bitince attı. PKK'yı kendi kurdu. Daha sonra geçen sene daha elebaşlarının başına ödül koydu. Komedi yani. Bir yandan da YPG'yi destekliyor. Kasım Süleymani'yi de ne yaptı? İlk önce kullandı, sonra kenara attı. Şimdi bu yokmuş gibi davranamayız. Burada Haçlı Şabi'yi aklayamayız. Haçlı Şabi'nin yaptığı sivil katliamları herkes tarafından malumdur. Burada İslami kesim de Türkiye'de tutup da yok işte zil takalım oynayalım falan bunu söylemiyor. Yok, şöyle bir şey söylemiyor. Şöyle söyleyeyim. Zil takıp oynayanların da ne yapıyormuş? Bir dakika, geleceğim İsmail Bey. Selman Bey bir saniye. Hepinize geleceğim sırayla. Şimdi süremiz uzun. Gece 1'e kadar birlikteyiz. Gündem sıcak. Bu bir ön tartışma oldu. Metin Özkan da oradan tebessüm ediyor. Hepinize geleceğim. Şimdi bu okuma şöyle yapılıyor. İsmail Bey tabii cevap vereceksiniz. Bir saniye müsaade edin. Şimdi Selman Öğüt'ün okuması, yani yine isim vermek istemiyorum aslında. Siz dediniz ki hani Türkiye'de İslami kesim de bu anlamda. Göbek atıyorlar ya. Kim göbek atıyor? İsrail'le beraber, Amerika'yla beraber, Kasım Süleyman'la mı yaşıyorsunuz? Helva dağıtacaklar ya. Haçlı Şabi'yi aklamaya çalışıyorsunuz. Şimdi şöyle Suriye'de, Irak'ta çocuk, kadın demeden milyonlarca masum Müslüman'ı katletti. Evet. Diyorlar. İşte Utada, tabii Alep'te, bir taraftan da ama buradaki tek sorun da Amerika Birleşik Devletleri'nin
gibi bir ülkenin elinden böyle bir suikastın yapılıyor olması belki bu da bir soru işaretiyle birlikte bir sıkıntı yaratıyor herhalde. Hani sizlerin nezdinde tırnak içinde söylüyorum. Bir taraftan da Türkiye düşmanlığı yapmak için Süleymani'den bile medet umanların başı maalesef sağ olsun deniyor. Şimdi böyle bir bakış kim açısı... dedi onu? Hayır, böyle bir... Yani, üstünü yorumlar, çözümlemeler de yani böyle çözümlemeler de var. Yani böyle bir bakış açısı da var. Şimdi herhalde İsmail Saymaz Haçlı Şabi'yi desteklemiyor burada. Yani aynı yaptığı şey... açıklamalar maalesef aklamaya ama... gidiyor. Sivil katliamlarından da bahsetse. Bir İslami kesim oynamıyor. Bir ekleme yapayım da kendimle ilgili bir şey söyleyeyim. Söyleyin. Şimdi bakın. Oradan da sonra... Şimdi bakın bunlar, suikastın amacı ve sonra yani 2004'ten sonra maalesef uzun dönem Saddam'ın baskısı altında kalan Şii gruplar 2004'ten sonra Irak'ta iş başına gelince Sünnilere yönelik ayrımcı politikalar uyguladılar. Ve Sünni özellikle ordudan büyük ölçüde dışlandılar, kamu görevinden dışlandılar. Hı hı. Ve aynı zamanda Bağdat'ın hızla Şiileştirilmesi programı uygulandı. Ve bunun yol açtığı ayrımcılık maalesef aynı zamanda Irak El-Kaidesi'nin de doğacağı zemini yarattı. Bu burası doğru. Bu İran'da destekledi zorunda. Bunu. Ya tabii ki destekledi. Bu doğru. Tabii. Buna zaten herkes ittifak ediyor. Sivilleri ama mesele şu değil. Mesele Amerika'nın hedef aldığı bir İranlının ölümüne gerekçe yazmak olmamalı. Bu sizin işiniz değil. Kim yazıyor? Bırakın Trump zaten tweet atıyor. Siz burada ne konuşuyorsunuz? Kim yazıyor? Yani Netanyahu konuşuyor. Netanyahu konuşuyor. Bir de yani tercümanlara ihtiyacımız var. Sen aklamaya çalışıyorsun. Yani